Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 14.sünü çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçadaki altı çizili sözde öykülerin hangi özelliği vurgulanmaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Öykülerin genel atmosferi fantastik bir anlatıyla kurulu. Zaman zaman distopik bir kurguya varan bir yapıda. Bu kurgusal düzen içerisinde yazar dili ustalıkla kullanarak okurun kopmasının zor olduğu bir anlatı geliştiriyor ifadesinde. Bakın okurun kopmasının zor olduğu bir anlatı demiş. Dolayısıyla yazar ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Okuru eserin içinde tutmaya çalışıyor. Buradan anladığımız bu. Peki bunu ile sağlıyor arkadaşlar? Anlatı yoluyla yapmaya çalışıyor. Yani dili ustalıkla kullanarak yapmaya çalışıyor. Seçeneklere bakalım. Anlaşırlık demiş bu olamaz arkadaşlar. Daha çok bundan bahsetmiyor. Sanatsallık demiş. Yine bu da olamaz. Sanatsal yönüne vurgu yapmıyor burada. Etkileyicilik bu da değil. İçtenlik bu da değil arkadaşlar. Okurun kopmasının zor olduğu diyorsa arkadaşlar biz buradan ne anlarız? Tabii ki sürükleyicilik anlarız. Bunu da dille sağlıyor. Dili ustalıkla kullanarak yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Parçamızı okuyalım. Öğretmenlik günlerimde şiiri hevesli öğrencilerim vardı. Yazdıkları şiirleri getirir, değerlendirmemi isterlerdi. Bakardım, şiirle uzaktan yakından ilgisi olmayan, gelişi güzel bir araya getirilmiş söz öbekleri. Bunların şiir olmadığını nasıl anlatabilirdim onlara? Onlardan şu iki şeyi yapmalarını istemiştim. Behçet Necatigil, Cemal Süreyya, Cahit Külebi, Edip Cansever gibi şairlerden birini seçip onun bir şiirinin yazılış özelliklerini, saptamalarını ve kendi şiirlerinde ne anlatmak istediklerini düz yazıya dökerek bana e getirmelerini. Yapmışlar mıydı? Hayır. Denemişler, şiir yazmanın hiç de kendi yaptıkları gibi kolay bir iş olmadığının ayrımına varmış, vazgeçmişlerdi. Acaba böyle yaparak heveslerini mi kırmıştım? Sanmıyorum en azından iyi bir şiir okuru olmadan şair olunamayacağı gerçeğini anlamış olduklarını umuyorum. İfadelerinden. Öyküleyici bir dil kullanılmıştır diyor. Doğru mudur arkadaşlar? Evet bakın paragrafın geneline bakarsak böyle bir dilin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. Sözde soru cümlesine yer verilmiştir diyor. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın yapmışlar mıydı diyor. Sonra cevap veriyor. Hayır heveslerini mi kırmıştım diye soruyor sonra kendi cevap veriyor sanmıyorum. Dolayısıyla bu iki unsurdan biz B seçeneğini çıkarırız bunu denemiş olduk. Örneklere yer vermiştir diyor. Bunu nerede gördük arkadaşlar? Bakın Behçet Necatigil, Cemal Süreyya, Cahit Külebi, Edip Cansever gibi derken bu sanatçıları örnek olarak kullanmış. Bundan dolayı biz buradan C seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Birleşik zamanlı eylemlere yer verilmiştir diyor. Peki var mı bu? Tabii ki var. Bakın anlatabilirdim derken geniş zamanın hikayesi. Daha sonra istemiştim derken öğrenilen geçmiş zamanın hikayesini kullanmış. Daha sonra değerli arkadaşlar vazgeçmişler ifadesinde ise yine öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi kullanılmış. Kırmıştım ifadesinde ise yine öğrenilen geçmiş zamanın hikayesini kullanılmış. Dolayısıyla bileşik zamanlı eylemlere yer verildiğini görüyoruz. Bunu da elemiş olduk kurmaca ağırlıklı bir olay işlenmiştir diyor. Arkadaşlar burada kurmaca bir şey yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede doğrudan anlatıma yer verilmiştir diyor. Bakalım. Nabokov aşk mektupları elbette yakılmalı. Geçmiş en soylu yakacaktır dese de ifadesinde. Bakın Nabokov'un sözünü tırnak için almış. Olduğu gibi aktarmış. Bu doğrudan anlatımdır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci cümlede öznel bir ifade dile getirilmiştir diyor. Bakalım. Geçen hafta ilginç bir kitap okudum. Fatma Cevdet Hanım'dan İhsan Bey'e yakılmamış mektuplar. Nerede var arkadaşlar? Bakın ilginç demiş ya. Kime göre neye göre ilginç. Bu öznel bir ifadedir. Dolayısıyla bu da doğrudur. İki elemiş olduk. Üçüncü cümlede kitabın yazarı ile ilgili bir eleştiri söz konusudur diyor. Kitabı hazırlayan kendi ifadesiyle sahaflık mesleğinin tatlı sürprizlerinden biriyle karşılaşmış. Bahtiyar istekli. Arkadaşlar burada bir eleştiri var mı? Yok. Bir durumdan bahsediyor. O yüzden 3 numara arkadaşlar dursun. Dördüncü cümlede söz konusu kitap ile ilgili olumlu değerlendirme yapılmıştır diyor. Bakalım kitabın hikayesini anlattığı ön söz bizi neredeyse kusursuz bir çerçeve romanın açılışıyla karşı karşıya bırakıyor derken kusursuz bir çerçeve nedir arkadaşlar? Olumlu bir değerlendirmedir. Bundan dolayı 4 de doğrudur. Bunu denemiş olduk. 5. cümle kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır diyor. Buna da bakalım. Mektuplarla ilgili ilginç ve önemli yönler daha ön sözde başlıyor çünkü ifadesinde. Bakın çünkü ifadesi nedir arkadaşlar? Neden bildirir? Bundan dolayı bu da doğrudur. 5'i de elemiş olduk. Geriye kalan C seçeneği arkadaşlar bizim doğru cevabımızdır. Çünkü bu cümlede kitabın yazarı ile ilgili herhangi bir eleştiri söz konusu değildir arkadaşlar. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz bir eleştiri söz konusudur diyor. Parçamıza bakalım. Tutunamayanlar yeniliğiyle ve değişikliği ile çarpıcı bir roman. Türkiye'de geleneği olmayan bir roman türünün oldukça başarılı bir ürünü. İlk bakışta belki çok dağınık, çok keyfi. Oysa bu dağınık malzeme titiz bir çalışmayla bir bütünlük içinde görülmüş. Oğuz Atay başarılı bir yazar. Tek bir olayı anlatmıyor. Ele aldığı insanın kişiliğini bir yığın küçük olaydan çıkarak başarılı bir şekilde vermeye çalışıyor ifadelerinde. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar hem olumlu hem de olumsuz eleştiri nerede var? 3 numarada var. Bakın, önce diyor ki İlk bakışta çok dağınık diyor. Çok keyfi diyor arkadaşlar. Bu nedir? Bu kısım arkadaşlar olumsuz eleştiridir. Daha sonra ise titiz bir çalışmayla bir bütünlük içinde örülmüş ifadesini kullanıyor. Bu da nedir arkadaşlar? Olumlu bir ifadedir. Bundan dolayı da hem olumlu hem de olumsuz ifade 3 numaralı cümlede olacaktır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneğidir. 5. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisine verilenlerin sırasıyla getirilmesi uygun değildir diyor arkadaşlar bakın. Bakalım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı sözlü ürünlere dayanır. Bu ürünler genellikle sığır, şölen, yu adı verilen törenlerde ortaya çıkmıştır. İslami dönem Türk Edebiyatı'ndan sonra bu ürünlerle konu veya şekil açısından benzer özellikler taşıyan ürünler ortaya çıkmıştır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ürünlerinden nokta nokta Konu veya şekil bakımından sonraki dönemlerdeki benzeri nokta noktadır demiş. Demek ki arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki ürünlerle daha sonraki ortaya çıkan ürünlerin karşılaştırması ya da benzerlerinin isimlerini istiyor bizden. Şimdi seçeneklere baktığımızda İslamiyet öncesinde savın günümüzdeki karşılığı nedir? Atasözüdür. Doğrudur arkadaşlar. A seçeneğini elemiş oluruz. Kuşuk. Günümüzde nedir? Halk edebiyatında koşmadır. Doğrudur. Bunu denemiş olduk. Sagu, ölen kişilerin arkasından yakılan ağıtlardır arkadaşlar. Mersiye de öyledir. Dolayısıyla bu da bunun karşılığıdır. Bunu denemiş olduk. Sav gazel demiş. Sav ata sözleri de hatırlayın. Gazel, aşk ayrılık gibi şiirlerin yazıldığı divan edebiyatı nazım şeklidir. Bu dursun arkadaşlar. Sagu, demin söylemiştik. Hatırlayın. Ölülerin arkasından yakılan ağıtlara denir. Ağıt da arkadaşlar bunun halk edebiyatındaki karşılığıdır. Bunu da elemiş oluruz. Sağ demin söylemiştik arkadaşlar. Karşılığı gazel değildir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıt içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım. Anlatı kapsamında yer alan bir figürün ruh varlığının doğrudan doğruya ama onun ağzından söze dökülmeksizin kendi kendine konuşması iç monologtur demiş. Doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek için düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmama destansı anlatım demiş Dursun. Şiir üzerine belirtilen düşünce ve teorilerin bütünü poetikadır. Doğrudur arkadaşlar, bunu da elemiş oluruz. Anlatma esasına dayalı metinlerde olay zincirinin nakledilme tarzı bakış açısıdır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Romanda olumlu, olumsuz özellikleriyle verilen belli bir tip özelliği göstermeyen kişiler karakterdir demiş. Bu da doğrudur. Bunu da oluruz. Arkadaşlar okuyucu ve dinleyici ikna etmek için düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmama destansı anlatım mıdır? Değildir arkadaşlar. Bu neye yönelik bir anlatımdır? Bakın bu kanıtlayıcı anlatımdır arkadaşlar. İkna etmek için yazılır çünkü. Destansı anlatım ise daha çok göç, afet, kıtlık gibi olayların anlatıldığı, toplumu derinden etkileyen olayların anlatıldığı anlatım türüne denir. Bundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıda birinci grupta verilen terimlerden hangisi ikinci grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Nefes demiş. Nefesi biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Tasavvufu halk şiirinde görüyoruz. Dolayısıyla biz buna ne deriz? 5 deriz arkadaşlar. Yek ahenk gazel vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla buna da 3 deriz arkadaşlar. Vasta, beyti nerededir? Terkibentle tercih görüyoruz. Dolayısıyla buradan da 2'yi eşleştirmiş oluruz. Sici nerededir? Sicili de sanat kiranı nesirde görülen bir kavramdır. Dolayısıyla buradan biri de elemiş oluruz. Geriye kalan nedir arkadaşlar? Şarkıdır. Şarkının herhangi bir özelliği verilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru numaralanmış yargılarda boş bırakılan yerlerden hangisini aşağıdaki sanatçılardan biri getirilemez diyor. Mahlasıyla şiir yazan Sultan Süleyman şiirlerinde aşkı ızdırabı tevazu ve felaketten şikayet etme işlemiştir diyor. Arkadaşlar Sultan Süleyman'ın mahlası nedir? Muhibbidir. O yüzden biz buradan C seçeneğini elemiş oluruz. Leyla ve Mecnun Mesnevisinde beşeri aşkı ulvi ve ilahi bir aşka yükseltmiştir diyor. Bu kimdir arkadaşlar? Fuzuli'dir. Dolayısıyla biz buradan da B seçeneğini elemiş oluruz. Hüsrevi Şirin adlı mesnevisinde zengin bir Türkçe'ye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu kimdir arkadaşlar? Tabii ki bu da şeyhidir arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Sevki Hindi akım anlayışından etkilenmiş olup divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilir diyor. Bu kimdir arkadaşlar? Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi 18. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Galip'tir. Buradan bunu da elemiş olduk. Nabi'den bahsetmemiştir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse bilgi yanlış olur demiş. Bakalım Alişir Nevain'in Mecalüsü Nefais adlı eseri türünün ilk örneğidir. Ne türünün arkadaşlar? Teskile türünün ilk örneğidir. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Babürşah'ın Bab Namesi ile Seyyid Ali Reis'in Miratül Memalik adlı yapıtları Türk Edebiyatı'nda ilk nedir arkadaşlar? Gezi örnekleri arasındadır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ahmet Rasim'in Falaka ve Eşkali Zaman adlı yapıtları türünün önemli örnekleri arasındadır. Deneme demiş. Arkadaşlar dursun bu. Günlük türünde eskiden ruzname denmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ruşen Eşref Ünaydın tarafından yazılan diyorlar ki adlı eser röportaj türünün ilk örneklerindendir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar Ahmet Rasim'in yazmış olduğu falaka nedir? Falaka anı türünde bir eserdir. Eşgali zaman ise daha çok fıkra özelliği göstermektedir. Çocukluk anılarını anlatır burada yine. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru edebiyatımızla ilgili olarak verilen aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Türkler arasında ilk tarikat kurucusu olarak bilinen Ahmet Yesevi yaşadığı yüzyıldan itibaren halkın üzerinde derin etki bırakmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Yesevilik tarikatını kuruyor biliyorsunuz. O yüzden bunu elemiş olduk. Hacı bektaş Veli, makalat adlı eseriyle dini tasavvuf ve ahlaki yol göstericilik yapmıştır diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kırşehir'de bu görev üstleniyor. Bunu denemiş olduk. Nergisi tarafından Aruz'da yazılmış olan çarhname, dini tasavvuf konuların işlendiği, dini ahlaki öğütlerin verildiği didaktik bir eserdir diyor. Dursun. Yunus Emre'nin tasavvuf anlayışında ilahi aşk, ilahi aşkın verdiği coşku, heyecan ön planda yer alır demiş Yunus Emre ilahileriyle meşhur. Allah'a yalvarıp yakarmak için yazılan şiirlerdir. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gülşehir'in en önemli yapıtı. Ünlü İranlı mutasavvıf Feridun Attar'ın aynı adlı eserinin çevirisi olan Mantuku Tayır'dır. Doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Nergisi Çarname demiş. Arkadaşlar Çarname Nergisi'nin değil kimindir? Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Ahmet Fakih'in eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının en verimli ve parlak dönemi olan 16. yüzyılın şairlerinden biri değildir demiş. Fuzuli 16. yüzyıl, Baki 16., Taşlıcalı Yahya 16, Bağdatlı Ruhi 16. Arkadaşlar bakın bunların hepsi 16. yüzyıl. Şeyh Galip. Şeyh Galip arkadaşlar 16 değil ki Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi demiştik. O yüzden bu 18. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Birincisi Baki'den, ikincisi Gevheri'den alınan bu iki dizi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Dizeleri geçmeden önce birkaç bilgi vermiş olalım. Baki arkadaşlar divan edebiyatında yer alan bir sanatçıdır. Aynı zamanda 16. yüzyıl şairidir. Peki Gevheri kimdir? Gevheri de arkadaşlar 18. yüzyılda yaşamış aşık edebiyatı sanatçısıdır. Aynı zamanda Gevheri'ye baktığımızda şiirlerini ne ile yazıyor arkadaşlar? Hece ve Aruz'la yazdığını görüyoruz. Ama daha çok hece ile yazdığı şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Özellikle hece ile yazdığı koşma, ondan sonra türkü ve değerli arkadaşlar semayileriyle ön plana çıkmıştır. Şimdi bu bilgiler ışığında lepleri mül, saçları sümbül, yanağı berki gül, düşürme siyah zülfünü gerdana dökülsün ifadelerinde. Biri divan, öteki halk şiiri geneliyle yazılmıştır. Doğrudur zaten temsilcilere baktığımızda biri divan, diğeri de halk edebiyatı temsilcisidir. Bunu elemiş olduk. İkisi de lirik özellikler taşımaktadır. Bu da doğrudur. Coşkun bir anlatımı vardır. Sevgiliye yazılmıştır arkadaşlar şiirler. Bunu da elemiş oluruz. Her ikisi de dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır diyor. Baktığımızda arkadaşlar gerçekten her ikisi de anlayabildiğimiz sözcüklerden, kelimelerden oluşmuş genel itibariyle. Dolayısıyla bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir diyor. Bu doğru mudur arkadaşlar? Bu dursun bir. Her ikisinin de sevgilinin güzelliğinden bahsedilmiştir. Doğrudur. Bakın ikisi de arkadaşlar sevgiliden bahsediyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Her ikisi de aynı ölçüyle söylemiştir diyemeyiz. Çünkü Baki kesin olarak arkadaşlar aruz ölçüsüyle şiirlerini yazarken Gevheri hem hece hem aruzu kullanıyor. Burada da dikkat edecek olursanız şiiri e, halk edebiyatına çok yakın. Bundan dolayı hece ölçüsünü kullanıyor değerli arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru bu parçada altı çizili sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş parçamızı okuyoruz. 13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana'nın ünlü ve en hacimli eseri Mesnevi'dir. Mesnevi'de işlenen konuların çoğu öğüt verme amacı güder. Konuların işlenişinde hikaye ve fabıllarla konuyu açıklama, örnekleme verilmek istenen düşünceyi pekiştirme yolu izlenmiştir. Dönemin diline göre sade bir Türkçe ile yazılan eser, yüzyıllar boyu Mevlevi tekkelerinde okutulmuştur diyor. Arkadaşlar, sade bir Türkçe ile yazılmamıştır. Ne ile yazmıştır Mevlana eserlerini? Farsça ile yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Süslü ya da sanat kirane nesil üslubunun en güzel örneği olarak bilinen nokta nokta adlı yapıtında dini tasavvufi konular işlemiştir. Eser kimi zaman düz bazen de devrik kısa cümleler cümle sonlarında kullanılan secilerle ahenkli kıvrak bir nesre nesirle yazılmıştır diyor. Arkadaşlar süslü ve sanatkarane nesri üslubunun en güzel örneği hangisidir? Tabii ki Tazarruname adlı eserdir. Peki arkadaşlar Tazarruname'yi kim kaleme almıştır? Bu da arkadaşlar Sinan Paşa'nın eseridir. Dolayısıyla Sinan Paşa ve Tazarruname olacak seçeneklerde baktığımız zaman D seçeneğinde görüyoruz. Sinan Paşa tazarruname. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçadaki bilgi yanlışını gidermek için numaralı kavramlardan hangileri yer değiştirmelidir demiş. Osmanlı kültüründe padişahlar, sadrazamlar, şehirler, bahar, kış, yaz gibi mevsimler Ramazan ayı kasidelerde en çok işlenen konulardır. Geleneksel şiirimizde kasideler nesip ya da teşbip denilen bölümle başlar. Bu bölümde konuyla ilgisi olmayan betimleme, mevsim tasviri yapılır. Bu bölümden sonra asıl konuya giriş sağlayan girizgah bölümü yer alır. Daha sonra kasidenin asıl bölümü olan ve övgülerin yer aldığı fahriye yer alır. Bu bölümden sonra şairin kendisini övdüğü metiye bölümü gelir. Bazı kasidelerde gazel söylenen tegazül adlı bölüm yer alır. Doğa bölümüyle ise kaside sonlanmış olur ifadelerinden. Arkadaşlar bakın yanlışlık nerede? Tabii ki 3 ve 4 numaralı ifadelerde. Çünkü kasidenin asıl bölümü olan ve övgülerin yer aldığı kısma biz ne diyoruz arkadaşlar? Metiye diyoruz. Şairin kendini övdüğü kısma da fahriye diyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin ne yapması lazım arkadaşlar? Yer değiştirmesi lazım. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu cümlelerin hangi ikisinde tanzimat edebiyatı birinci dönem sanatçılarıyla ilgili bilgi yanlışı vardır diyor. Dilde sadeleşme düşüncesinin öncüsü olup hece veznini ağırlıklı olarak kullandılar diyor. Arkadaşlar bunlar hece değil aruz ölçüsünü daha çok kullanmışlardır. Dolayısıyla bu yanlıştır bunu alabiliriz. Divan şiiri geleneğinde köklü değişimler yapıp şiirlerde modern nazım şekillerini kullanmışlardır diyor. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Çünkü tanzimat birinci dönem sanatçıları şekil olarak genel itibariyle divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlardır. Şekil olarak divan edebiyatına bağlı kalmışlardır. Yeni konuları divan edebiyatının azım şekliyle işlemişlerdir. Bundan dolayı bu da yanlıştır. Bunu da alırız. Gazete çevresinde gelişen türlerin ilk örneklerini vermişlerdir. Doğrudur. Makale gibi, eleştiri gibi türler gazetelerde yayınlanmıştır. Bunu da oluruz. Edebiyatı çoğu zaman bir araç gibi kullanarak topluma faydalı olmaya çalışmışlardır. Bu da doğrudur. Toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdi hatırlarsanız bunu da elemiş olduk. Fransız edebiyatını örnek alıp romantizm akımından etkilenmişlerdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan 1 ve 2'dir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir demiş. Bakalım. Türk edebiyatının ilk ve en önemli tarihi romanlarından biri olan Nokta Nokta, aşk ve kahramanlığın, esaret ve zaferin iç içe yaşandığı güçlü bir nokta nokta romanıdır. Kırım Hanları Adil ve Gazi Giray'ın İran Sarayı'na esir düşmesini ele alır demiş. Arkadaşlar Adil ve Gazi Giray nerede geçiyor arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Cezmi'de geçiyor. Peki Cezmi kimin eseridir arkadaşlar? Yine sizin de bildiğiniz gibi Namık Kemal'in eseridir. Bunun için de doğru cevabımız Cezmi ve Namık Kemal'in yer aldığı arkadaşlar E seçeneği olacaktır. 18. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen akımdan etkilenmiştir diyor. Bakalım. Bunlar gerçeğin anlatımını bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler ifadesinden. Arkadaşlar biz bundan hangi akım olduğunu anlıyoruz. Tabii ki naturalizmdir arkadaşlar. Realizmin ileri bir aşamasıdır. Deneysel roman ortaya koymuştur Emine Zola ve bu anlayışı daha sonraki kuşaklara da aktarmışlardır. Peki kim etkilenmiştir? Tevfik Fikret arkadaşlar etkilenmiş midir? Tabii ki hayır. Tevfik Fikret daha çok biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Parnasizm akımından etkilendiğini görüyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar Dursun. Recaizade Mahmut Ekrem ilk realist romanı yazıyor arkadaşlar. O yüzden realisttir. Namık Kemal. Daha çok duygu yüklü şiirler var. Gür sesli, tanzimat döneminin gür sanatçısı. O yüzden nedir bu da? romantizm akımından etkilenmiştir. Fali Rıfkı Atay'da arkadaşlar mini edebiyat dönemi içerisinde yer alan sanatçıdır. O yüzden olayları realist bir gözle kaleme almıştır. Fakat Hüseyin Rahmi Gürpınar'a baktığımızda ise neyi görüyoruz? Naturalizm görüyoruz arkadaşlar? Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçadan numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Ahmet Aşim şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin sıkı anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle sezdirerek Parnasizm akımının öncüleri arasında yer almıştır diyor. Arkadaşlar bir kere Ahmet Haşim Parnasist değildir arkadaşlar. Sembolisttir. Aynı zamanda Ahmet Haşim Empresyonizm olarak da bilinir arkadaşlar. Dolayısıyla da doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 20. soru aşağıdakilerden hangisi doğu batı kültür çatışmasını konu edilen ve kahramanların psikolojik tahlillerine yer verilen bir yapıttır demiş. Arkadaşlar eserlere baktığımızda gazoz ağacı kimin eseridir arkadaşlar? Sabahattin Kudret Aksal'ın eseridir. Peki bu eserde böyle bir konu var mı bu hikayede? Böyle bir konu yok. Bunu elemiş oluruz. Mor halkımlı ev Arkadaşlar hatırlarsanız anı türünde yazılmış bir eserdir. Halide Edip adı varın eseridir. Dolayısıyla burada da böyle bir konu işlemiyor. Bunu da elemiş oluruz. Peki satılık ev kimin eseridir? Bu eserde arkadaşlar bir tiyatrodur. Bunu da Ahmet Kutsu Tecer kalemi almıştır. Burada da böyle bir konu işlemiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fatih Harbiye dursun arkadaşlar. Susuz yaz kimin eseridir? Bu da sizin bildiğiniz gibi Necati Cumali'nin kaleme almış olduğu arkadaşlar bir hikayedir. Daha sonra da sinemaya aktarılmıştı hatırlarsanız burada da böyle bir konu işlenmiyor bunu denemiş oluruz. Peki Fatih Harbiye arkadaşlar Fatih Harbiye Peyami Safan eseri hatırlayın kimler vardı burada? Şinasi var kahramanlardan değil mi? Başka Macit var başka kim var arkadaşlar Neriman var ne anlatılıyor peki bu eserde bu eserde sizin de bildiğiniz gibi Neriman'ın geleneksel yaşam tarzı ile batılı yaşam tarzı arasında bocalaması işleniyor arkadaşlar. Şinasi burada neyi temsil ediyor arkadaşlar? Geleneksel olanı temsil ediyor. Macit ise değerli arkadaşlar daha çok neyi temsil ediyor? Batıyı temsil ediyor. Yani modern yaşamı temsil ediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. 21. soru aşağıdaki yapıtlardan hangisi farklı bir sanatçıya aittir demiş. Yoksulluk içimizde tüzün ve tesadüf ortadaki adam gönül işi. Arkadaşlar bakın bu eserler kimin? Bu eserlerin dördü de Mustafa Kutlu'ya ait. Peki Beyaz Kale kimin eseri arkadaşlar? Bu eserde yine sizin bildiğiniz gibi Orhan Pamuk'a ait bir eserdir arkadaşlar. Orhan Pamuk Beyaz Kale adlı eserinde daha çok kanunu devrini anlattığı bir roman olarak bilinmektedir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 22. soru. 7 meşalecilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Samimiyet, canlılık, içtenlik ve daima yenilik ilkesine bağlı kalarak şiir yazma düşüncesine sahiptirler. Doğrudur arkadaşlar. En önemli özellikleri zaten bu. Elemiş oldu. Ölçü ve uyaya karşı çıkmış. Serbest ve modern şiirin kapılarını aramış, aralamışlardır diyor. Dursun. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşicilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar ölçü ve uyağa karşı çıkmış serbest ve modern şiir kapılarını aralamışlar mıdır? Hayır arkadaşlar. Ölçü ve uyağa karşı çıkmıyorlar. Bakın bunlar sanat için sanat düşüncesine sahipler. Dolayısıyla sembolizm akımından etkilenmişlerdir öz saf şiirin içerisinde yer alır arkadaşlar. O yüzden bunlar ölçü ve uyağa karşı çıkmıyorlar. Ölçü ve uyağa önem veriyorlar arkadaşlar ve aynı zamanda ölçülü ve uyaklı şiirler kalemi alıyorlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. 23. soru: Yukarıdaki beyitte boş bırakılan yeri aşağıdaki sanatçılardan hangisinin getirilmesi gerekir demiş. Bakalım. Gökten Nazire indi sihamı kazasına nokta nokta diliyle uğradı hakkın belasını ifadesinden. Arkadaşlar sihamı kaza kimin eseridir? Tabii ki nefinin eseridir. Hatırlayacağınız gibi sihamı kazayı 4. Murat okurken tahtının bir köşesine arkadaşlar şimşek düşüyor. Bundan dolayı da nefi uğursuz nefi olarak kabul edilmiştir. Ve bu olaydan sonra da hiciv yazması istenmemiştir. Bundan men edilmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 24. soru. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. İkinci yeninin en güçlü şairlerinden biri olan Cahit Külebi şiirlerinde özgün imgeler kullanmıştır. Anlamda kapalılığı yeğleyen şairin yer çekimli karanfil yapıtı bu özellikleri taşımaktadır ifadesinde. Arkadaşlar ikinci yeninin demiş aynı zamanda eser adı vermiş yer çekimli karanfil bu Cahit Külebi midir? Tabii ki değildir arkadaşlar. Yer çekimli karanfil kimin eseridir? Aynı zamanda ikinci yeni içerisinde yer alır. Edip Cansever'in eseridir arkadaşlar. Dolayısıyla da doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.